kamp kadrosunda olmayan 11 oyuncudan biriydi Luyendama. Ve Galatasaray'ın şu anda stoper konusundaki kadro derinliği de sıkıntılı. Çünkü Emin Bayram da alınmadı. Işık Kaan Arslan da alınmadı. Sadece Metehan Baltacı geldi orada altyapıda. Evet. Ama Luyendama'nın özel bir durumu olduğu bahsedildi. Kampa dahil olacağı konuşuldu. Galatasaray'ın yapılanmasında olabileceği konuşuldu. Sizin kulüpten aldığınız bilgiler ya da gözlemleriniz doğrultusunda Luyendama opsiyonu var mı Galatasaray'da hala? Var var, fazlasıyla var. Zaten oyuncu bir vize problemi vardı. O çözüldü ve bugün kampa dahil olacak. Ama hani bu demek değil ki Luyendama yeni sezon planlamasında olacak. Ben ama hani o görev aldığı Kasımpaşa maçında kısa sürede fit gözüktü. Ama ne derece ölçüdür? Kasımpaşa'da sonuçta orada değişiklikler yapılmış. Yani en iyi oyuncuları yoktu sahada. Buna rağmen fit gözüktü. Ama senin de söylediğin gibi yani bu takıma bu kadar eksik varken ve senin hazırlık maçları yapacakken bir tane stoperin neden Florya'da bireysel çalışma yapsın ki ya da burada bırakasın ki? Yani onu götürürsün. En kötü oynar, kendini gösterir ya da ne bileyim satarsın vesaire. Ama Galatasaray'ın stoper konusunda hali hazırda takviye yapma zorunluluğu ortadayken ben açıkçası ona ikinci bir şansın verilmesini daha doğru buluyorum. Hani Galatasaray'ın şu an öncelikleri var. Şimdi transferde, şimdi Taner de güzel söyledi. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın sağlıklı, iyi bir transfer dönemi geçirdiği kanaatindeyim. Yani biz çok sabırsızız yani. Bir anda her şey paket halinde gelsin istiyoruz. Ya bir transfer bile belki sizi aylarca uğraştırabilir. Bugün dünyanın en iyi kulüpleri, liglerindeki takımlar, çok iyi ekonomik şartlara, imkanlara sahip olan kulüpler bile inceleyip sıklı okuyorlar. Bir transferde o kadar çok detay var ki yani hepsinin bir hikayesi vardır. Siz 5 transfer yapmışsınız ya. Yani şaka gibi. Geçen sezonki yeniden yapılanmanın üzerine arada bir devre arası geçirilmiş. 5 transfer, al al bitmiyor ihtiyaçlar. Yani bir 5 alsam bir 5 daha istenecek yani. Öyle bir tablodayız yani. Dolayısıyla kaliteli oyuncular gelmesi beni umutlandırıyor. Açıkçası bugün Dubois'un kendi alanında bir lider bir oyuncu olması, keza Oliveira'nın orta sahada bu karakterde bir oyuncu olması, tecrübeli oyuncular gerekiyor, serpiştirmek lazım. Seferovic, yani 3 tane hani geçen sezonki o az önce söyledim. Geçen sezon ben takıma baktım, bir tane lider oyuncu görüyordum saha içerisinde. Bir tane stoperin senin saha içi liderindi. Şimdi senin savunmada Dubois lider, Oliveira lider ki 6 numara alacaksın. Yine Mitro transferi de bitti noktasına gelmek üzere. Yani oyuncuyla ve kulüple anlaşma an meselesi. Oyuncuyla zaten anlaşma sağlanmıştı. Alkmaar forması giyen Norveç futbolcuyla da Galatasaray anlaştı. Okan Hoca'nın, şimdi oyuncuyla alakalı ben bir takım tespitleri görüyorum. Biraz olumsuz değerlendirmeler. Yani çıta sanki üst seviyede, yani Mitsum'un günün sonunda bu mu alınan oyuncu? Ya daha gelmeden oyuncu böyle biraz değersizleştirme olarak algıladım ama yani benim ne düşündüğümden ziyade Okan Hoca'nın ne düşündüğü önemli. Okan Buruk, Norveçli oyuncu özellikle istedi. Az önce istatistiklerine baktım. 42 maçta forma girmiş geçen sezon. Oynamış. Öncesinde de böyle 40 maçlar. Hı hı. 42 maç. 6 asisti var. 6-8 oynuyor. Ve geçiş hücumları için ve ideal bir oyuncu artı çok çalışkan bir oyuncu. Yeter mi? Yetmez tabii ki. Ama bu oyuncuyu çok böyle şey yapmamak lazım. Tabii ki G'ye olsa başka bir seviyede olabilirdi ama netice itibariyle 28 yaşında Norveç milli takım oyuncusunu alıyorsunuz. Akmar formasıyla düzenli oynayan bir futbolcu, çalışkan bir oyuncu alıyorsunuz. Galatasaray orta sahasının bu tarz isimlere de ihtiyacı vardı. Tabii ki yetmez derken de 6 numarada sadece o pozisyonda kesici özelliğiyle dikkat çeken bir lider oyuncuya da ihtiyaç var. İlla herkes lider olmak zorunda değil bu arada. Mitsu tam bir görev adamı. Geçen sezon birçok kulvarda, buna Avrupa Ligi de dahil olmak üzere, hep merkez orta sahada oynamış bu arada. Yani tam orada çalışkan, senin ihtiyacın olduğu alanda düzenli olarak oynamış. Yani sürekli oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani acaba ne olur, oynar mı, oynamaz mı? İhtiyaç da bu. Oynayan, sana oynayan hocanın lazım işaret ettiği profil. Yani ben açıkçası oyuncunun verilerine baktım. Yani çok böyle özel takip ettiğim bir oyuncu değildi. Galatasaray'ın gündemine geldikten sonra
takip ettim ama daha ziyade Okan Buruk istiyorsa Galatasaray taraftarının güvenmesi lazım. Ben Okan Buruk'un oyuncu portföyünün çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bakın iyi değil, çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu beni umutlandırıyor. Açıkçası Galatasaray kaliteli yıldız oyuncularının yanında bu tarz iş bitiren, çalışkanlığıyla dikkat çeken oyuncuları da almak durumundaydı. Mitsu transferinin yanı sıra 6 numara transferinde şimdi isim vermeyeyim. Orası biraz daha hassas bir konu çünkü 6 numara konusu. Ama 10 numara konusunda artık... Herkesin merak ettiği bir isim var. Evander. Evander'le ilgili de şöyle diyeyim. Bugün, yarın, yani bu iki gün çok kritik bu transferde. Galatasaray Evander'le anlaştı. Evander'le 3+1 senelik anlaşma yapıldı. Bu 3+1 senelik anlaşma karşılığında oyuncunun alacağı ücreti bile biliyorum. Ama şimdi hani şey bitmeden, kulüp tarafı bitmeden bunu buradan hani olmazsa yani söylemen de bir esprisi, mantığı yok. O yüzden kulüp tarafının anlaşmasını bekliyorum. Sadece oradan da bir detay vereyim yani size. Yani Evander'le ilgili problem şu anda ya da problem değil. Her şey bitti. Görüşme kulüple, oyuncuyla bitti. Oyuncuyla. Tabii bu Galatasaray gidip gizli kapalı kapılar ardında görüşmeyen kulübün yine sportif direktörünün müsaadesi, bilgisi dahilinde yapılıyor bu görüşmeler. Yani yanlış anlaşılmasın. Galatasaray Midland kulübü arasındaki görüşmelerde de ilk sunulan teklif hiç onları cezbetmedi. Yani orada işte 1 milyon artı işte 5 satın alma opsiyonu da o hiç oralıyla olmalılar. Sonra bir 5 milyon 250 bin euroluk bir fiyat Galatasaray. Böyle bir teklifte bulundu. Yine oralı olmalılar. Yani siz bir daha bir değerlendirin. Bizim bu arada bizim bir şey maçımız var. Ayaka şey Larnaka ile işte Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı var. Dün geceydi işte penaltılarda kazandılar. İşte ondan sonra bir daha bir fiyat şeyi yaparız denildi. O 5-250 tabii onların beklentisi 7-8'in altı değil. Yani belki işte bonuslarla falan 8. Ben Galatasaray cephesinin de ki internet ortamında yapılıyor bu arada görüşmeler onu söyleyeyim. Yani Galatasaray'ın yetkilileri karşı tarafta işte Midland Kulübü sportif direktörü vesaire. Bunlar hep böyle internet ortamında yüz yüze yapılan görüşmelerden bahsediyorum. Galatasaray fiyat yükseltecek. Benim tahminimi söyleyeyim. Evander'de bir kere problem yok. Oyuncu da zaten çıkmak istiyor, kulüp de satmak istiyor. Yani alıp şey yapmayacaklar. Yani o Türkiye'den bir takım gelsin fiyatını yükseltip oraya satalım. Öyle bir düşünceleri de yok yani. Danimarka orada son derece 24 yaşında iyi bir 10 numara için ideal bir oyuncu gibi gözüküyor. Yani alıp satabileceğiniz bir oyuncu. Öngörümü söyleyeyim. 5-250 Galatasaray 6.5'a çıkarır. Taraflar 6.5 7'yi aşmayacak şekilde en fazla anlaşır. Ama Galatasaray'ın o 5-250'nin üzerine yapacağı yeni teklifin opsiyonları içeren bir artış olacağını, yani bonus düzeltiyorum, bonusları içeren bir artış olacağı. Yani o bonuslarla beraber 6.5 maksimum 7 üzerinde taraflar anlaşır. Şimdi Taner Karaman, Nevzat Dindar'ın verdiği iki isim Evander ve Mitsio. Eğer bu iki ismi de alırsa... Mitsio değil mi? Mitsio. Telaffuzda... Biz dün haberi okurken de Mitsio diye okuduk. Ya Galatasaray'da telaffuzu ne kadar zor gelsin, oyuncu varsa... Kendi söylesin en doğrusu böyle oluyor. Şimdi oyuncular artık... Telaffuzu ne kadar zor oyuncu varsa getiriyorlar o sene. Sizin değerlendirmeniz nasıl olur? Yani Mitsio konusunda çok fazla oynayan bir oyuncu. Bu bence çok kıymetli bir özellik. Yani bu sezon işte 42 maç, geçtiğimiz sezon yine 40 maçlar, öncesinde yine 39-40 maç baremi. Yani son 5-6 senesi yaklaşık 40 maç ortalamayla oynamış bir isim. Ve yanılmıyorsam da 9 diye hatırlıyorum rakamı da. Sadece 9 maç kaçırmış sakatlıkları yüzünden. Yani az sakatlanan, çok oynayan, istikrarlı bir isim. Kolay kolay böyle agresifliği olmayan, kırmızı kart görmeyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Liginden dolayı yakından takip etme şansımız öncesinde yoktu. Ama incelediğimiz kadarıyla da Norveç Liginden, daha doğrusu Norveç'te oyuncuların, öyle ifade edeyim, biraz fiziksel kapasitelerini de düşündüğümüz zaman genellikle bizim ligimize çok rahat uyum sağlayabiliyorlar. Mitsio'da da benzer bir durum olacak gibi gözüküyor. Hayırlı uğurlu olsun. Yani Galatasaray'ın transfer konusunda ihtiyacı olan bölgelerden bir tanesi olduğunu çok kez söylemiştik zaten. Burada nefes aldıracaktır. Oyuncunun bu kadar
net bölgenin adamı olması, özellikle gerideki Luyendama'nın performansındaki düşüş, işte Marcão'nun gidişi, stoper bölgesindeki dalgalanma sonrası, merkezdeki bu tarz bir oyun yapısı, oyuncu tarzı muhtemelen rahatlatacaktır Okan Buruk'un işini. Van der konusunda da ben tabii ki de işte Emre Akbaba'nız vesaire orta sahanız bir derinliğiniz var. Evet, buraya bir mutlaka kaliteli bir ayak arayışında olmasına da hak veriyorum Galatasaray'ın. Sadece maliyetler konusunda Galatasaray'ın bu sene gerçekten bonkör kaldığını, bonkör davrandığı kanısındayım. Geçtiğimiz yıllara göre en azından Dursun Özbek yönetimi hem geçmiş ödemeleri yapmaya devam ediyorlar, borçları kapatmaya devam ediyorlar, hem de maliyet anlamında da ciddi maliyetlerin altına da giriyorlar. Şimdi Oliveira ile yapılan sözleşme, Evander için konuşulan işte 6-7 milyon baremindeki rakamlar, bunların hepsi aslında ciddi maliyetler. Tabii ki de Marcão'nun gidişinin verdiği bir finansal rahatlama da Galatasaray'ın elinde olacak. Ama biraz sanki takım önümüzdeki sezonlar için baktığımız, yani bu sezon bir kenarda da bırakıyorum ama harcadığı para kısmı gerçekten de hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin, buraya Trabzonspor'u biraz dahil edebilirim ama Trabzonspor biraz daha dikkatli kenarda bekliyor. Gerçekten çok bonkör harcama yapıyor kulüplerimiz. Bunun ileride finansal sıkıntısını dilerim yaşamazlar.